Herkese iyi bayramlar. Dünya Şampiyonluğu maçında 9. oyun biraz önce sonuçlandı. Ben de bu oyunun özet görüntüleriyle sizlerle birlikteyim. Beyaz taşlarda Jan Nepomniachtchi var. Siyah taşlarda Dink Liren var. Bu oyundan önce skor 4.5-3.5. Nepo'nun lehine bakalım bu karşılaşmada neler yaşanmış. E4 ile başlıyoruz oyuna. E5'in ardından at F3, at C6, fil B5'te İspanyol açılışı geliyor. At F6 Berlin savunmasına D3 ile anti Berlin varyantıyla karşılık vermiş burada Nepo. Fil C5'in ardından C3. Kısa rok kısa rok D5 ile hemen E4 piyonuna bir baskı var ve hızlı bir şekilde merkeze piyonunu sürdü burada Dink Liren. At BD2 ile beraber E4 piyonu savunulunca D çarpı E4 ve D çarpı E4 alındı. A5'e A4 ile karşılık veriliyor. Vezir E7 ile siyahlar vezirine yer bulurken vezir C2 ile beyazlar vezirine yer bulmuş ve at B8 beyazlar fil çarpı C6'yı tercih etmedi oyunun herhangi bir kısmında ve o at başka bir yere manevra edebilmek adına döndü. Artık D7 mi olur B6 6 mı olur onu göreceğiz ilerleyen koşullarda ve kale E1 oynanınca kale D8 H3 H6 ve at F1 klasik manevra geliyor şimdi bu at buradan genelde G3'e hatta oradan at H4'lerle beraber atlardan bir tanesinin F5 karesine yerleştiğini görebiliriz. C6 at çekildikten sonra fili oradan kovmak istiyor diktiren ve fil C4'e çekilince de at A6 hamlesi oynandı. At G3'ün ardından vezir C7 ve tabii ki daha önce bu oyun ustalar arasında oynanmış ve 15. hamleye kadar dediğim gibi oyuncuların hazırlıkları artık burada çok yoğun devam edebiliyor. Böyle çok fazla bilinen, çok fazla oynanan varyantlarda. Vezir C7'den sonra işte burada Nepo süresinden bayağı bir harcıyor ve fil A2 çekiyor. Yaklaşık 20 dakika harcayan Nepo fili A2'ye çekti. Yani nedeni çok böyle bariz bir hamle değil ve Caruana'nın verdiği bir varyant var burada. Normal bir devam yolu hesaplamış muhtemelen Nepo. Mesela fil F8 gibi siyahlar filini dönüp atını C5'e yerleştirmek. Filiyle de burayı sağlamlaştırmak isteyecek. Şimdi mesela fil E3 gelişildiğinde at C5 ve kale AD1 oynandığında da siyahlar burada fil E6 oynamasın diye fil A2 oynandı şeklinde bir varyant verdi Fabiano Caruana. Caruana da 2018 yılında Carlsen'le Dünya Şampiyonluğu maçına çıkmıştı. Bilmeyenler varsa hatırlatmış olayım. İşte buradaki varyant şey, fil çarpı C5'e fil A2 alınamıyor artık. Çünkü fil çarpı F8'den sonra işte kale F8 veya şah F8'e B3 ile beraber bu fili burada paketliyor. Belki böyle bir şeyler hesapladı kafasında ve fili A2'ye çekmiş oldu burada Nepo. Ama fil A2'ye çekilince B5 sürüşü geliyor Dink Diren'den. Vezir kanadından alanımızı kazanırken vezir E2 oynuyor burada beyazlar. Diyor ki ben B5'teki piyona bakıyorum. Orayı istiyorum. Aynı zamanda vezirim şah kanadına yaklaştı dikkat ederseniz. İşte önemli olan bu şah kanadına yaklaşma. Çünkü Dink Liren burada gayet normal gözüken bir kale B8 hamlesi yapıyor. Yani B5 piyonu destekliyor ama bu beyazlara şah kanadına çok daha hızlı dönme fırsatı veriyor. Hemen at H4 ve at H4'ün ardından atın F5'e yerleşmelerinden bahsetmiştim. Siyahlar filini F8'e çekiyor. Daha önceki planlardan bir tanesi buralar sağlamlaştı. At C5'ten geri dönecek ve İşte şimdiki hamle vezir F3. Bir isteği var burada beyazların. Oynandığı için söylemeyeceğim. Birazdan gelecek zaten. Vezir F3 ile beraber o vezir E2'yi de birazcık anlamlandırmış olduk. Çünkü bütün taşlarımız şimdi şah kanadına bakıyor. Siyahlarınsa taşları vezir kanadında öbeklenmiş durumda ve yani siyahlar karşılığında buradan bir şey elde etmeli. Aksi takdirde bu şah sıkıntılarda kalacak. B çarpı A4 oynuyor burada Dink Diren. Bir tane piyon alırken B2 piyonuna doğru baktı ama B2 piyonu da önemli değil. Nepo artık gözünü şaha dikmiş durumda. Hamle fil çarpı H6. Fil H6'dan sonra sıkıntı şu. G çarpı H6 alınamıyor. Neden alınamıyor? Çünkü G çarpı H6 alınırsa vezir F6 boşta kalacak. Aynı zamanda siyahların şah kanadı bir anda dağılmış vaziyette. İki at birden F5 karesine bakıyor. Kale E3, kale G3 aktarılmaları var. Ve burada siyahların şahını savunması çok kolay değil. Hatta mümkün değil neredeyse diyebilirim. Fil H6'dan sonra bu yüzden Dink Liren zaten BA4'te piyon aldık. H6'dan piyon verdik. G7'yi savunduk geçelim diyor ve at C5 oynuyor. At C5'in ardından hamle burada at G6. Henüz 21. hamledeyiz ve tahtada dünya şampiyonluğu maçında değil sanki bambaşka bir oyundan bir kare varmış gibi. Çünkü yani fil H6'da alınamıyor dedik. Burası var. F7 açmazdaydı. Bu yüzden at G6'ya yerleşti. Siyah şah için iyi durumlar yok çünkü savunma filini ortadan kaldırmak istiyor şimdi Nepo ve diğer taraftan da F7'nin açmazda olduğunu zaten söyledim. Dink Diren ise burada
Vezir kanadından karşı planını uygulamaya geçiyor. Kale çarpı b2. Kale çarpı b2'den sonra şimdi sıkıntı, ya tabii ki b3 karesinde bu filin çaprazını engelleyebiliriz ve tabii burada kale çarpı a2 gibi vuruşlara da izin vermeyecek siyahlar, özür dilerim beyazlar. At çarpı f8 ile beraber açmazı kullandık bir kere ve o fili ortadan kaldırdık diyor. Burada bir varyant, şah çarpı f8 alamam çünkü vezir çarpı f6 var. G7 piyonunu açmaza koyamam. Bu yüzden gidip böyle almak zorundayız. Kale f8. İşte bu konumda beyazlar aslında istediği o açılış fikrinden elde ettiği üstünlükler var. Ve Nepo hazırlığından belki de istediği şeyi elde etti gözüküyor tahtada. Bilgisayar değerlendirmesi de öyle. Fakat burada Nepo'nun hamlesi fil G5 oluyor. Aslında konumu biraz daha değiştirebilirmiş. Mesela fil C4 gibi, fil C4 hamlesiyle beraber artık B3 karesini kullansan dahi bu bakışlar devam edecek. Ben şah kanadı hücumlarıma devam etmek isteyeceğim. Veya vezir E3 hamlesi de bir enteresan. Çünkü fili bırakıyoruz artık. Vezir F6 yok tahtada ama bu sefer de vezir C5 alacağım ve siyahların piyonları darmadağın, beyazlarsa tabii şah kanadı da piyonları dağıldığı için siyahların piyonları darmadağın ve burayı beyazlar daha iyi değerlendirebilirmiş. Ama dediğim gibi burada kale çarpı F8'den sonra Nepo'nun hamlesi fil G5 oluyor. Birçok farklı varyant siyah şaha daha sıkıntılı anlar yaşatabilirdi. Ama burada dinktiren at zaten açmazda değil. Ben fil F6, vezir F6 vuruşlarına izin verecek halim yok deyip ata H7'ye dönüyor. Şimdi fil istekte, fil C1'e dönünce de bu kalenin B5'e gittiğini görüyoruz. Ve şimdi fil A3 çok tehlikeli bir açmaz. Hem C5 atı hem F8 kalesi sıkıntılarda. İşte bu şah kanadı hücumu beyazlara bir şeyler kazandırdı yani. Kale F8 oynamak zorunda kaldık. Ardından da böyle bir açmazda bulundu rakip. Yani H6'daki fil şah kanadına sıkıntı yaratıyordu. A3'teki fil de başka bir açmaz yüzünden taktik sıkıntılar yaratıyor. Burada kale E8 ile beraber dinklenen demiş ki ben açmazdan kendimi kurtarıyorum ama şimdi Nepo'nun hamlesi fil C4. Ver kaleyi. Kale kaçamaz. C5'teki atı savunmak zorunda. Burada materyal olarak geride kalacak siyahlar. Ne yapalım? Kaleyi kaçamıyoruz. C5'teki atı vermek istemiyoruz. O zaman Dinkler'in hamlesi en doğru hamle burada. Fil E6. Fil E6'nın ardından alacaksan kaleyi al diyor aslında Dinkler'in. Ama ben orada farklı bir şeyler elde ediyorum diyor. Nepo kaleyi almıyor burada. Ama alsaydı ne olacak bakalım. Fil çarpı B5 alsaydı C çarpı B5. Bu arada vezir de atı savunuyordu bu hamleyle beraber. Ardından artık bu fil çok önemli bir çapraza sahip ve B4'lerle beraber özellikle buradaki piyon kütlesinin ilerleyeceğini görecektik. İşte bu piyonların ilerleyişinden birazcık rahatsız olmuş Nepo muhtemelen. İlerideki varyantlardan ve filin tabii ki bu çapraza bakışından rahatsız olmuş olacak ki burada fil çarpı B5 yerine fil çarpı E6 almayı tercih ediyor Nepo. Fil çarpı E6'dan sonra at çarpı E6 bir anda tahta sadeleşti. At F5 ile beraber şimdi Nepo'nun isteği at D6'dan çatal atmak, fil orayı savunuyor. Ama C5 hamlesiyle beraber D6'nın karesinin hakimiyeti siyahların altına alınmış oluyor. Siyahların hakimiyeti altına alınmış oluyor. Şimdi vezir E2 ver B5'teki kaleyi. O kale B3'e gidince C3'ü isteyince hemen vezir C4 hem A4'e baktım. Hem C3'ü savundum. Şimdiki hamle vezir C6 ile beraber A4'ü savunmak. E4'e de bir bakış var ve fil C1 geliyor Nepo'dan. Fil C1'in ardından A4'teki bakışımız ve fili tekrar konumlandırmamızı göreceğiz. At F6. A4 piyonu tahtada tutacak bir hamlesi yok burada Dinkler'in. Bu yüzden at F6 ile beraber o E4 baskısına devam etmiş. Vezir A4, vezir A4, kale A4 hamlelerinden sonra kale C3 alınıyor ve fil B2 ile ver kaleyi deyince kale B3 fili istemiş fakat E5'teki piyon düştü bu kez de. Şimdi tahtada kale B4'ü görüyoruz. Dinkler'in istiyor ki kaleleri değişelim. Hazır tahta sadeleşmişken bir de o kaleler sadeleşsin. Tahtaya baktığımızda da eşit piyonlar var ama kale çarpı B4 çok kötü bir hamle olurdu. Çünkü A çarpı B4'ten sonra o kadar güzel iki tane bağlı geçeri var ki siyahların bu konumu oynamak beyazlar adına hiç iyi olmazdı. Bu yüzden gidip kale çarpı A5 alınıyor ve kale çarpı E4'ün ardından kaleler artık değişilmek istenince kale E4, at E4 diyeceksiniz ki ya bu ne, her şeyi değiştik, ne oldu şimdi? Aslında piyon sayısı da eşitlenmiş durumda fakat Nepo'da Dinkler'de oynamaya devam ediyor. Kale A4 ile beraber E4'teki at istenince oyundaki kritik kararlardan bir tanesi veriliyor Dinkler tarafından. At D4. Dinkler çok daha fazla sadeleşme istiyor ve çok daha hızlı bir oyun sonuna geçiş istiyor. Tabii at D4 oynayınca fil D4, C D4 ve kale D4'ten sonra bu oyun sonunu kabul etmişti Dinkler ama bir piyon geride oyun sonunu kabul etmiş oldu. G6 ile beraber F5'teki at istenince burada artık
Birer saat eklemeyi de aldı G6 ile beraber oyuncular ve süreler biraz daha rahatladı. At E3'e çekiliyor. Şah G7 gelişince kale B4 ve at G3. Hızlı bir berabereye gitmek istiyor aslında burada dinlendiren. Rakip G3'teki atı alırsa ben de E3'ü alacağım ve bu piyon oyun sonu bu kalelerle birlikte, daha doğrusu bu kale oyun sonu diyeyim, beraber olduğunu biliyor oyuncular. Kale B7. Şimdi F7 piyonuna bakışlar. Bir şekilde Nepo üstünlük kurmaya çalışacak. Piyonları açmaza almaya çalışıyor. En azından at F5. Enteresan tercihlerden bir tanesi de at çarpı F5, G çarpı F5'ten sonra bu kale oyun sonunda beraber olduğunu düşünüyor Dinkdiren. Tabii ki Nepo da bunun beraber olduğunu düşünüyor. Bilgisayar da bunun beraber olduğunu düşünüyor. Çünkü Nepo'nun buradaki hamlesi at G4 ile o atı almamak olmuş. Şimdi kale E7, gel kaleleri değişelim, ben bu F piyonun açmasından sıkıldım diyor Dinkdiren. Fakat kale B5 dönüldü. Şimdi kale E1, şah H2 ve kale E2. F2 bakışları var artık, atı oynatamıyorum ve kale B7 tekrar Nepo burada F7 piyonuna doğru bakışlarını gerçekleştiriyor. Fakat at D6, hem kaleyi istedik hem F7'yi savunduk. Kale A7'nin ardından da şah F8 geliyor. Şah F8 artık F7 piyonunu açmazdan kurtardı. F5 sürüp bu atı yerinden kaldırıp ardından kale çarpı F2 vurmak istiyorum. Ama Nepo da buna izin vermiyor. Şah G3 oynuyor. Yine de F5 ver atı denince burada şah F3 hamlesi, ata karşılık burada kale istendi ve kale E7'ye dönüyor. Tekrar kırışılmak isteniyor. Nepo istemiyor. Kale A8. Kale E8. Dinkdiren kaleleri kırışalım diyor. Artık kaleleri kırışıyor Nepo. Olay da şu. Şahı bir kare arkada bırakmış oldu. Yani E7'de değil, burada E8'de değişince şah bir kare arkada kaldı. Bir piyonda fazla Nepo. Atı istekte. At E5 ile beraber G6 istenince G5 oynanıyor. İşte burada Nepo oyundaki en fazla süre harcadığı konumlardan bir tanesinde kalıyor ve G5'ten sonra oyunu nasıl kazanabilirim diye bakıyor Nepo ve oynadığı hamle 59 dakikadan 39 dakika, 20 dakika düşünüyor gördüğünüz gibi, H4 oluyor. Diyor ki ya ben bu piyonların kazandığı alanı bir türlü aşamıyorum. En iyisi H4 piyonunu feda edeyim ve bu şahımın konumunu daha iyi değerlendirebileyim diyor. Dinkdiren'in hamlesi GH4 ve şah F4'ün ardından şimdi dikkat edilmesi lazım. Nepo haklı olabilir çünkü siyahların hamleleri sıkıntılı. Bu at piyonu tutmak zorunda zaten. H piyonu bizden çok uzak kaldı. Şahı da buralara oynayamıyorum. Yani şah E7 oynayabilirim derseniz şah E7 aslında oynanabilir diyor bilgisayar ama şah E7'den sonra da at G6 var. Şimdi ver şahı, ver piyonu olacak. Gidecek bu at piyonu alacak. Yine F5'e basacak. Böyle durumlar var. İşte burada Dinkdiren bayağı bir süre harcıyor ve H3 hamlesini buluyor. H3 ile birlikte sen benim piyon yapımı bozdun, ben de senin piyon yapını bozarım diyor aslında. H2 H1 vezir istekleri var. GH3 alıyor tabii ki Nepo ve şah E7 artık geliyor. Artık at G6'dan çatal istekleri yok. At C6'nın ardından şah F6'ya yerleşti. O pozisyon alındı. At D4 ile beraber şu anda herkes F5 piyonuna bakıyor. Yani F5 piyonunun kaderi oyunun kaderi olacak tabii ki. At E4 ile beraber. Şimdi öyle dedikten sonra F5 piyonu feda edilmiş gibi oldu ama karşılığında F2'deki piyon isteniyor. F3 oynanınca at F2, H3 isteniyor. Buradaki durum şu aslında. At piyona vurulduğu, yani tek at mat edemediği için burada birer piyon değişilirse ve diğer at da piyona vurursa direkt beraberlik olacak. Bu gibi fikirleri kovalıyor Dinkdiren ve H4 ile beraber H3'ü de vermemek istememiş Nepo ama at E3, at D3 bu sefer şah geldi. Şah G3'e gidince şah G6 ve at E6'nın ardından şah F6 at isteniyor. At F4. İşte Nepo'nun istediği durumlardan bir tanesi. Atların oyun sonunda sıkıntı var. At gidip piyona vurabiliyor ama ortada at kalmazsa ve şahlar da doğru konumda olursa kazançlar olabiliyor. Aynı buradaki gibi. Mesela eğer Dinkdiren burada atları değişseydi, hem de beyazlar o pozisyonu alarak geliyor. Şimdi siyahlar ne yapacak? Siyahların yapacağı hamleye göre, yani ne tarafa oynarsa beyaz şah diğer taraftan alan kazanacak. Yani şah E6 oynarsak buraya girecek, buraya girerse de buraya girecek. Mantıklısı zaten şah G6 oynamak. Aksi takdirde şahı G5'e sokarsak H piyonunu bir daha yüzünü göremeyiz. Burada da şah E5 ile beraber artık beyazların oyun sonunu kazanacağını göreceğiz. Çünkü yani bu piyonu savunmak artık zorlaşıyor ve bunun devamında bu piyon oyun sonu beyazlara kazanç oluyor. At B4 oynuyor Dinkdiren, atları değişmiyor. Şah F2'den diğer taraftan gelmeye çalışacağız ama şah E5 at istendi ve şah E3 ile tutulunca at C2 ver şahı diyor şimdi. Aynı zamanda at da istekteydi. Tabii ki Nepo bu atı uymuyor. Şah D2'ye geliyor. Eğer sen gidip de şah çarpı F4 alırsan Dinkdiren'e diyor, ben de şah çarpı C2 alacağım. Buradaki olay enteresan. Burada
Bu konumda da bir beraberlik varmış aslında şah çarpı f4 şah çarpı c2'den sonra, ama birazcık zor olduğunu söylemeliyim. Şah çarpı f3 alacağız. Rakip vezire gidiyor ve artık ben f4 süreceğim. Rakip vezire gidiyor. Şah g2 h7 ve f3 h8'den vezire çıktığında f2 ile beraber artık yani bu konumda berabere. Neden? Çünkü siyahlar bir sonraki hamle vezire çıkmak isteyecek. Beyazlar da bunu engellemek adına sürekli şahlar çekmek durumunda kalacak. Böyle bir durum var. Bu yüzden at D4'e dönüyor dinktiren. Bu yüzden aslında şah F4 alınabilirdi ama at D4'e dönüyor. Zaten konumu bozmaya gerek yok. Atlar tahtada kaldığı sürece ben beraberliği sağlıyorum diyor. F4'teki at istekte. O at D3'e dönüp şah çekince şimdi şah F6. Şah E3'e gelip atı isteyince at C2 tekrar. Şimdi şah F4'e de at D4 geri dönüyor. Yine o pozisyonlardayız ve ne yapacağız? At D4'ten sonra şaha oynamak durumunda kaldık. Şah G3'e, at E2 şah, şah F2 gidince at D4'e geri dönüyor ve at F4'ün ardından da şah E5 tekrar at istendi. Sanki aynı konumlar dönüyormuş gibi ama ya burada haklı olabilirsiniz. H piyonunun sürüşü tabii ki sıkıntılı. H piyonu yani sürülemiyor. F6'dayken bu şah hemen kontrol altına alabiliyor. O yüzden o piyonu sürmeyi bir türlü başaramıyor Nepo diyeyim. O planı kuramıyor. At E2 işte burada sürekli o atları değişmeye çalışıyoruz ama rakip de atları değişmiyor. Rakip kazanca geçsin istemiyor. At E6'nın ardından şah G3, şah F6. Burada artık bazı numaralar var. Onlar nedir? Şahla üçgen çizip tempoyu rakipte bırakma. Belki rakip şah yanlış karede kalır. Rakip at uzakta kalır gibi. Ama şah G7 ve F4 hamlesinden sonra şah G1, şah G6, şah G2, şah H6, at C1'e dönüyor. Şah H5 ile beraber artık yavaş yavaş oyunun sonuna geliyoruz. Çünkü H4 piyonu istendi. Onu şah H3 ile birlikte savunmak zorundayız. Şimdi at D4. 2 piyon birden istekte kaldı beyazlarda. Tabii Nepo buradan sonra artık ya oyunun başında belki bayağı uzun süredir beraber olduğunu biliyor ama biraz zorlamak istedi. Şimdi at D3 ve at çarpı F3, at çarpı F4'ten sonra taraflar 82 hamle, 5 saat 50 dakikalık mücadelenin ardından beraberlikte anlaştılar. Neden beraberlikte anlaştılar? Atlar var tahtada, köşe piyonu çıkmıyor. Zaten siyah at bir ara o köşe piyonuna vurma hakkını elde edecekti. O pozisyona gelecektik bir şekilde diyeyim ve 9. oyunun özet görüntülerini böylece noktalayayım. Dünya şampiyonluğu maçında skor 5-4'e geldi. Nepo hala avantajlı. Bakalım 9. oyun geride kaldı. Hala 5 tane daha oyun var. 7.5'a ulaşan dünya şampiyonu olacak. Nepo mu, Dink mi şampiyon olacak? Hala belli değil ama Nepo'nun avantajı olduğunu söyleyelim. Yarın ara var. Diğer gün 10. tur yayınıyla hem Chess.com Türkçe hem Chess24 Türkçe kanalları sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.